Yaşlı erkekler genellikle cinsellikte daha sabırlı ve düşünceli olurlar. Bu da her iki partner için de daha tatmin edici bir deneyime yol açar. Bunu anlamak çok önemli. Flört ve ilişkiler söz konusu olduğunda yaş erkekler için bir engel değil. Birçok genç kadın deneyim, olgunluk ve istikrar sunan bir partnerin özlemini çeker. Bununla birlikte 40'lı, 50'li ve 60'lı yaşlarındaki erkekler genellikle yaşlarının kendilerine karşı çalıştığını hissederler. Genç kadınlar için ilgi çekici olmadıklarından korkarlar. Ama bu doğru değil. Yaşlı erkekleri çekici kılan pek çok özellik vardır. Toplumsal ön yargıların bizi sınırlamasına izin vermeyelim. Yaşı ne olursa olsun herkes sevgi ve mutluluğu hak eder bu engelleri aşalım ve birbirimizi olduğumuz gibi kabul edelim. Selam ben Tuğba. Amacım bu dünyanın güzel şeylerinden eğitmek ve anlatmaktır. Güzel dünyamıza sevgi tohumu ekelim. Mesajlarımı beğeniyorsanız lütfen abone olun ve bildirimleri etkinleştirin. Böylece videolarımı kaçırmazsınız. İlk önemli özellik şudur. Deneyim ve olgunluk genç kadınlar yaşlı erkeklerin hayatta edindikleri deneyim ve olgunluktan etkilenirler. Bu ilişkilerde sağlam bir temel ve güven duygusu oluşturabilir. Olgun erkekler yaşam deneyimleri nedeniyle güçlü bir güven duygusu taşıyabilirler. Genellikle empatik dinleyicilerdir ve zor zamanlarda değerli destek sunarlar. Bu duygusal bağ derin ve anlamlı bir ilişkinin temelini oluşturur. Olgun erkekler çoğunlukla daha fazla cinsel deneyime sahiptir ve kadınların tercihlerini daha iyi bilirler. Genellikle yüzeysel, ön yargıların hakim olduğu bir dünyada genç kadınlar ve olgun erkekler arasındaki ilişkilerin ardında yatan gerçek sebeplerini farkına varmalıyız. Bu dış görünüşten daha fazlasıdır. Birbirini tamamlayan ve destekleyen iki insan arasındaki derin bağla ilgilidir. İkinci özellik de finansal güvence. Olgun erkekler genellikle genç kadınları çeken ve etkileyen sağlam bir mali duruma sahip olmaklarıdır. Bu finansal istikrar, sorumluluk ve güvenliğin bir işaretidir. Genç kadınlar için olgun erkeklerin sunabileceği ekonomik güvence son derece çekicidir. Bunu arzuladıkları ve hak ettikleri güvenli gelecek ve lüks yaşam fırsatları için bir olanak olarak görürler. Genç kadınlar mali açıdan istikrarlı yaşça büyük erkeklerle partnerlik kurarak kendilerini tüm kapıları açan parlak bir gelecek inşa edebilirler. Birlikte hayallerin ötesine lüks ve konforlu bir yaşam tadını çıkarabilirler. Finansal güvenlik sadece bir para meselesi değil, aynı zamanda güven, istikrar ve birlikte büyük işler başarma olasılığın bir sembolüdür. Genç kadınlar yanlarında kendilerine güvenli bir gelecek sağlayan bir partnerle hayallerini gerçekleştirebilir ve tatmin edici bir yaşam sürebilirler. Önemli üçüncü özellik de ilgilenme ve dikkat ilgi ve dikkat kalbi ısıtan ve ruhu parlatan parlak güneşin ışınları gibidir. Kendilerinden yaşça büyük erkeklerle genç kadınlar arasındaki karşılaşmalarda genellikle harika bir olgu ortaya çıkar. Olgun erkekler genç hanımlarla daha fazla ilgi gösterebilir ve onlara değerli ilgilerini sunabilirler. Bu sadece yüzeysel bir jestten daha fazlasıdır. Genç kadınların içlerindeki gençliğin, tazeliğin ve potansiyelin derin bir şekilde tanıması ve takdir edilmesidir. Yaşlı bir beyefendi genç bir kadına ilgisini gösterdiğinde ve ona dikkatini verdiğinde genç kadın kendini çiçek açmış bir bahçenin ortasında duran ışıltılı bir çiçek gibi hisseder. Çünkü onun gözünde eşsizliğinin ve değerinin farkındadır. Bu sevgi ve takdir jestleri ona sadece kendini özel hissettirmekle kalmıyor. Aynı zamanda özgüvenin ve öz saygının da arttırıyor. Genellikle yüzeysel ilişkilerin hakim olduğu bir dünyada birinin gerçek bir ilgi göstermesi ve gerçek bir dikkatle yaklaşmasının büyük bir nimettir. Çünkü bu küçük ama anlamlı eylemde kalpleri birbirine bağlama ve ruhları yüceltme gücü yatmaktadır. Her genç kadın kendisinden yaşça büyük bir erkekten ilgi ve özen görme şansına sahip olsun. Çünkü bu hediyede gerçek bağın güzelliği ve büyüsü yatmaktadır. Dördüncü güzel bir özellik bilgelik ve öğretici yaklaşım. İleri yaştaki erkekler hayatları boyunca biriktikleri zengin ve yaşam deneyimi ve bilgelik taşırlar. Bu deneyimler onları şekillendirmiş ve öğretmiştir ve bilgilerini genç kadınlarla paylaşmaya gönüllüdürler. Olgun erkekler genellikle genç kadınlara karşı mentorluk rolü üstlenirler. Sadece partner değil, aynı zamanda öğretmen ve danışmandırlar. Zengin deneyimleri sayesinde değerli dersler verebilir ve genç kadınların kişisel ve profesyonel olarak gelişmelerine yardımcı olurlar. Öğretme tarzları hem empatik hem de öğreticidir. Dinlemek, soruları yanıtlamak ve pratik tavsiyeler vermek için zaman ayırırlar. Amaçları genç kadınları güçlendirerek potansiyellerini tamamının gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Yaşça büyük erkeklerin öğretici yaklaşımının genç kadınların kendilerini güçlenmiş ve ilham almış hissetmelerini sağlar. Sadece hayata dair pratik ipuçları almakla kalmayıp aynı zamanda hedeflerine ulaşmalarını ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak bir özgüven ve öz saygı desteği de alırlar. Kuşaklar arasındaki bu bilgi aktarımı dinamiği karşılıklı takdir ve saygıya dayanmaktadır. Genç kadınlar olgun erkeklerin bilgeliğine ve deneyimine değer verirken onlar da genç neslin tazeliğini ve bakış açısına değer verirler. Beşinci iyi özellik, geleneksel cinsiyet rolleri. Sürekli gelişen ve cinsiyet rollerinin değiştiği bir dünyada yaşlı erkeklerin erkeksiliğine ve geleneksel davranışlarına ilgi duyan genç kadınlar var. Bu erkekler güvenlik ve koruma yayan erkeksi bir enerjiye sahiptir. Kendilerini koruyacak ve önemseyecek bir eş arayan genç kadınlar için bu durum son derece çekici sayılır. Yaşlı erkeklerin sevgi dolu ve şefkatli doğası deneyimleri ve istikrarlı ile birleştiğinde güçlü ve güvenilir bir beraberlik özlemi çeken genç kadınları kendine çeker. Bu erkeklerin sahip olduğu geleneksel cinsiyet rolleri genç kadınlara emniyet ve güven duygusu verir. Ayrıca büyük bir yaşam hediyesi de olgun erkekler doyurucu ve tatmin edici bir cinsel deneyime yol açabilecek çok sayıda olumlu niteliğe sahiptir. Uzun yıllara dayanan cinsel deneyimleri partnerlerin tercihlerini daha iyi anlamalarına ve buna göre yanıt vermelerini sağlar ayrıca cinsel arzu ve ihtiyaçlar hakkında açık ve dürüst iletişime daha açıktırlar. Bu da yakınlığı derinleştirir ve daha iyi bir cinsel deneyime yol açar. Yaşla birlikte artan özgüven, olgun erkeklerin cinselliklerine daha fazla güven duymalarına katkıda bulunur. Ve bu da kadınların cinsel performanslarının üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. Buna ek olarak yatak odasında genellikle daha fazla sabır ve özen gösterirler. Bu da her iki partner için de daha sevgi dolu ve tatmin edici bir deneyime yol açar. Sonuçta olgun erkeklerin bu nitelikleri cinsel ilişkiyi daha tatmin edici ve zenginleştirici hale getirmeye yardımcı oluyor. Bu erkeklerin erkeksi enerjisi genç kadınları cezbeden ve kollarında kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan belirli bir sakinlik ve dinginlik yayar. Bu dinamik sadece romantik değil, aynı zamanda güçlü ve koruyucu bir partner arayan genç kadınları çeker. Değişim ve belirsizliklerle dolu bir dünyada genç kadınlar bazen güvenlik ve istikrar vaat eden geleneksel bir dinamiği özlem duyarlar ve olgun erkeklerin sevgi dolu ve şefkatli doğasında tam olarak aradıklarını bulurlar. Yaslanacak güçlü bir omuz ve onları koruyup destekleyecek bir partner. Statü, ve prestij toplumumuzda önemli bir rol oynuyor. Yaşça büyük erkekler genellikle daha yüksek bir sosyal statüye sahiptir ve daha iyi bir itibara sahiptir. Kadınlar bunu bir eşitsizlik olarak görmek yerine, kendi sosyal statülerini ve saygınlıklarını arttırmak için bir fırsat olarak görebilir. Olgun erkekler genellikle yılların deneyimine sahiptir, başarılı kariyerler inşa etmişlerdir ve çeşitli sosyal çevrelerde yer edinmişlerdir. Statüleri bilgi beceri ve yaşam deneyimlerini dayanır. Genç kadınlar için yaşça büyük bir erkekle ilişki, onun bilgi birikimlerinden ve bağlantılarından faydalanma imkanı sunar. Genç kadınlar kendilerinden yaşça büyük bir erkekle ilişki kurarak yeni mesleki ve kişisel fırsatlarının önünü açar, geniş bir sosyal çevreye erişim sağlayabilir. Kendi hedeflerine ulaşmak ve toplumda yer edinmek için partnerlerin deneyim ve tavsiyelerden faydalanabilirler. Statü ve prestijin sadece yaşla değil, aynı zamanda kişisel başarı ve üstünlüklerle de tanımlandığını kabul etmek önemlidir. Genç kadınlar kendi hedeflerinin peşinden gitmeleri ve toplumdaki yerlerini bulmaları için kendilerinden yaşça büyük erkeklerden ilham alabilirler. Kendi yeteneklerini geliştirerek ve fırsatlardan yararlanarak eşlerinin yaşından bağımsız olarak kendi sosyal statülerini ve prestijlerini inşa edebilirler. Bu dinamik genç kadınlara özgüvenlerini geliştirme, hayallerini gerçekleştirme ve kendilerini güçlü ve bağımsız kadınlar olarak koruma fırsatı sunuyor. Bu kişisel gelişim ve başarıya ulaşmak için fırsatlarının farkına varmak ve onları değerlendirmekle ilgili. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazlasını görmek istiyorsanız lütfen kanala abone olun. Bugün genç kadınların yaşça büyük erkeklerde çekici buldukları 6 özellikten söz etti. Bu özellikler yüzeysel olanın ötesinden geçerek derin arzu ve ihtiyaçlarını yansıtır. Deneyim ve olgunluk genç kadınlara güvenlik ve istikrar hissi verirken, finansal güvenlik ve itibar ve ilginin bir işaretidir. Olgun erkeklerin ilgi ve alakası bir güven ve emniyet ortamı yaratır. Olgun erkeklerin bilgeliği ve öğretici yaklaşımları genç kadınları yeni perspektifleri açmakta ve kişisel gelişmelerini desteklemektedir. Geleneksel cinsel onları koruma ve istikrar hissi verirken statü ve prestij öz sahibiyi arttırır ve tanınma hissi sağlar. Bu niteliklerle birlikte genç kadınları kendilerinden yaşça büyük erkeklere çeken ve derin bir duygusal bağ kurmalarını sağlayan manyetik bir çekim oluşturur. Belirsizlik ve değişim dolu bir dünyada genç kadınlar istikrar, güvenlik ve yön arayışındadır. Olgun erkeklerin nitelikleri bu ihtiyaçları genç kadınlara tatmin ve mutluluk hissi verecek şekilde karşılar. Mesela sadece dış görünüş veya maddi şeyler değil, bu ilişkilerde bulunan duygusal rezonans ve içsel özlemlerin karşılanmasıdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, saygılar, sevgiler, bay bay.